Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. American Truck Simulator oynuyoruz ve yanımda oyun seyirden Barış var. Barış'cığım hoş geldin. Barış? Yok yok, öldü. Oğlum sen de mi Tunç'tan özeniyorsun böyle ya? Geç geç cevap veriyorsun falan. Merhabalar arkadaşlar, oyun portala ve oyun seyire hoş geldiniz. Selim'cim nasılsın kardeşim, iyi misin? Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Sen nasılsın? İyidir, ne olsun ya. Şöyle bir herkes seni sessiz trollüyor. Ben de çok özendim valla. Yapayım dedim be. Ne olur kardeşine çok evet. Kırmasın. Şu an biz ikimiz bu videoyu sunuyoruz ya. Muhtemelen arkadaşlar acaba American Truck Simulator'a multiplayer mı geldi diye sorabilirler. Ancak biz ayrı ayrı oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü multiplayer'i henüz yok. Multiplayer şu anda. Aynen. Kesinlikle. Hem biraz oyun hakkında konuşacağız, hem biraz muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Barış'ı eminim birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Oyun Seyir'de bir kanalı var. Bizim kuşaktan, yani benimle aynı yaşta bir şahsiyet. Yani sen de bir dede sayılırsın aslında Barış. Abi şimdi böyle diyorsun, millet aşeylere Barış dede, Barış dede diye yorum atmaya başlayacak. Yapma, gözünü seveyim ya. Aynen. Biz senin kanalda bir ETS oynamıştık daha önce Barış, hatırlarsan. Aynen, sen orada Skype'la bize konuk olmuştun ve çok evet. İlginç bir şekilde Shadowplay durup dururken, kaç senelik çalışan Shadowplay senle bölüm çekerken çalışmayı durdurmuştu ve ben OBS ile kayıt almıştım ilginç bir şekilde. Aynen ve görüntü gerçekten kötüydü, çözünürlüğü. Ama muhabbet güzeldi arkadaşlar. Aynen, seninle konuştuğum için de ATS'de ikinci taklamı yaptım. Fren tesadesini kontrol edemedim. Vaduslama daldım vallahi şeye. Arkadaşlar benim videoda görür benim gözümden de. Evet. Şimdi aynı yerden aynı yükü aynı yere teslim edeceğiz. Kesinlikle. Fakat multiplayer olmadığı için gönüllerden gönül bağlantısı yapacağız. Bu arada aynen. Benim önüme şu anda bu kovboy filmlerinde olan çalılar var ya. Yolu evet abi. Değil mi? Aynen abi. Yani oyun diyor ki birader sen Amerika'dasın, kusura bakma diyor oyun yani. Aynen öyle abi. Ya bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben daha önce bir video çektim. Yani onu yayınladım, tek başıma oynadım, oyun hakkındaki görüşlerimi söyledim. Özellikle bu videoyu iki ağızdan, yani oyunu iki ağızdan bir değerlendirme yapacağız bu bölümde Barış'la birlikte. Yani oyunu henüz satın almamış arkadaşlar var, oyunun nasıl olduğunu merak eden arkadaşlar var. Bu bölümde biraz daha olayı açacağız. Hani ben dediğim gibi bir önceki bölümde söylemiştim, ancak Barış geliştirici firmaya bayağı bir kızmış durumda şu an. Yani bayağı kızmış bir durumda. Ben de bundan önceki American Truck videomda ilk inceleme, ilk bakış yaptım. 32 hı-hı. dakikalık bir video. Videoyu çektim. Videonun kötü yanlarını, hayal kırıklıklarımı anlattım. Sonra bir fark ettim ki 32 dakika boyunca SCS software'e çemkirmekten başka bir video olmamış. Ama haklıydım yani. Evet. Bu arada arkadaşlar Barış da ETS 2'yi çok fazlasıyla oynayan bir insan. Hatta baya bir videon var değil mi? Hani tabii, ETS yani, benim en sağlam bölümlerimden, kanalımın adının aynen en sağlam serilerinden bir tanesi. O yüzden hem bu videoya Barış'ı da konuk etmek istedim. Çünkü ETS 2 de baya bir deneyimli bir arkadaşımız. Şimdi açıkçası Barış'ın da düşünceleri hemen hemen benimle aynı. Biz zaten bunu modlarla oynuyorduk. Bu arada kırmızı ışık ihlalinden 700 dolar kilitlediler bana. Oh, sen daha dur. 1400-1500'leri göreceksin sen daha dur. Aynen. Aha, yıldız kaydı. Allah Allah. Yıldız kaydı hacı. Bu bir işaret mi acaba? Ne abi, taklaya geleceksin o zaman. Vallahi ben yıldız kayan bölümü benim gözümden bir daha böyle yavaş çekimde size gösteririm arkadaşlar. Aynen. Hep tam böyle şeye geliyorum, virajı şeye geliyorum, 3 yol ağzına. Evet, tam abi. Karşıdan da gökyüzünden yıldız kaydı abi. İşte evet hani... arkadaşlar, SCS Software'e giydirdi Barış, sonra da yıldız Barış'a kaydı. Yani yıldız kaydı. Espri yapıyor. Nasıl ama? Barış ne oldu, kurudun kaldın? Öldüm. Şimdi millet şimdi versus çeker bize. Senin Barış sıfır diye. Aynen. Hoppa. Abi son anda durdum. Ya Barış aklım şimdi oyun merak hakkında et. Konuşmak gerekirse biraz daha böyle muhabbeti açalım diyorum. Böyle laf lafı açsın istiyorum.
Bunlar ilk videolarımız olduğu için oyun hakkında konuşacağız. Daha sonrasında biraz muhabbet ederiz zaten. Hani normal şeylerle alakalı, işte hayatla alakalı, kendimizle alakalı. Şimdi Barış, biz zaten bu tarz tır modlarını, yani modlarla hallediyorduk ETS'de. Tabii. Hatta son ben ATSM, ETSM diye bir bölüm atmıştım. Orada Amerika'nın bu şimdi kullandığımız Keyword modelinin bir iki tane modunu şey yapmıştım. İncelemiştim hani Amerikan Truck Simulator'a hazırlık falan diye. Ben önce oyun hakkındaki görüşlerimi, incelememdeki görüşlerimi kısaca bir anlatayım bununla alakalı. Hani ben o şeyde de o Keyword'ün modunu incelerken de demiştim ki biz şimdi bunu ETS'de inceliyoruz ama American Truck Simulator çok farklı bir oyun olacak dedim. Halt ettim orada. Hiçbir fark yok abi. Biliyor musun? Biliyor musun? Ben de mesela daha önce Peter Build veya ne bileyim Kenworth oynamıştım. Hani mod olarak ETS2'de oynamıştım. Ancak sürekli şunu verdim modlarla alakalı. Ya işte bunlar mod ama işte oyunun geliştiricileri kendileri bu araçlara eklerlerse muhteşem olur diye bir şey söylerdim ben sürekli arkadaşlara. Sen de ama ben de halt etmişim. Hatta öyle modlar var ki çok daha güzel. Ya tabii ki bu oyun gelişecek şimdi Barış. Hani SCS Software ETS2'yi de sürekli geliştirdi. Ama hani şu an biz bu oyunu bitirdik. Alın oynayın. İşte 60 lira verin bu oyunu oynayın modunda bir oyun değil şu an. Hani harita haricinde hiçbir şey sunmuyor. Bak şimdi, SCS Software'in, yani SCS Software'in dilimizde söyleyelim. Şimdi dediğin gibi ETS'den böyle bir tecrübesi var. Hatta ETS2'de bunu çok güzel yaptığı için biz oyun camiası olarak SCS Software'e ayrıca çok da duygusal bir şekilde bağımız vardı. Aynen. Bu arada ben kırmızı ışıkta 1400'ü yedim canım. Ondan sonra ama şimdi... Gelelim Amerikan Truck ayağına. Abicim sen 2013'ten beri bunu duyurmuşsun. Zaten daha evvel Aiton Wells diye bir şeyin öncülüğünü yapmışsın. Ondan sonra diyorsun Amerikan Euro Truck'lar falan çıktı. Ondan sonra yani devamlı ekran görüntüleri, medya işte haber servisleri bilerek işte sızıntılar yapmalar, onlar bunlar vaat ettiklerine bakıyorsun. Volvo gelecek, Ford gelecek Amerikan Truck'a, efendime söyleyeyim DirectX 11 64 bit desteği bilmem ne işte 32 bit tane oldu falan filan. Ortalığı ver vereyi verdiler. Abicim hop, ne 1000 dolar bittiler. Of. Abi hız sınırından 1000 doları yedim abi. Abi acımıyorlar. Acımadılar. Ya şimdi senin dediğin gibi Barış çok iyi anlıyorum. Ya şimdi SCS Software çok kaliteli bir geliştirici. Hani burada tutup da ya bu adamlar bir iş bilmiyor diyemeyiz zaten. Yani şu an ETS 2 oyun camiasındaki en iyi tır simülasyonu. En iyi tır simülasyonu. Ancak biz bu adamların kalitesine güvendiğimiz için ATS dedik ki hani çok muhteşem bir şey olacak, farklı bir şeyler gelecek, şu olacak, bu olacak, harita haricinde. Selim'cim çok özür dilerim. Estağfurullah. Sadece kalitesine güvenmek değil, adamların birebir ağzından bunu getireceğiz vaatlerine güvendik. Aynen. Ve... bu şu demek değil arkadaşlar, bu oyun sürekli böyle gidecek değil, illaki gelişecek. Hani biz biliyoruz çok çok daha güzel hale gelecek bu ATS ama şimdi 60 liralık bir oyun bu kadar da boş sunulmamalıydı diye düşünüyoruz abi. Abi iki tane kamyon var, Keyword, Peterbilt. Aynen, Kenworth var, bir de Peterbilt var. Aynen. Şimdi bu iki kamyon markası çok az. Abi sen Amerikan Truck Simulator diyorsun. Yani Amerikan araçları olacak, Amerikan tırları olacak ve yani en azından 6-7-8 model gelmesi gerekiyordu. Haritası güzel. Haritasını beğendim. Yani şu anlamda beğendim. Büyüklük olarak değil, yine yetersiz. Hani tasarım olarak hani böyle gerçekten işte Nevada'ya falan gittiğin zaman çölü geçiyorsun falan işte böyle güzel manzaraları var. Yani bunu beğendik ama şimdi oyunu almamış olanlar var. Hani şey diyebilir mesela arkadaşlar, ya abi siz de çok giydirdiniz falan ama şimdi oyunu almamış, henüz ücret vermemiş ve
oyunla alakalı fikir edinmek isteyen arkadaşlarımız var. Yani evet. Özellikle biz bunlara buradan bu olayı söylemek istiyoruz. Hani oyunda çok fazla bir yenilik bulamayacaksınız. Yenilik değil, eksiler çok fazla. Hemen söyleyeyim. Eksiler fazla. DLC'ler yok. Mesela işte ben en azından tutup da ETS2'de seve seve 10 lira verdiğim kaban aksesuarları DLC'sinin en azından bu oyunda içine çakılı standart özellik olarak gelmesini beklerdim. Bomboş bir tır beklemiyordum yani. Bu kadar. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. American Truck Simulator yerine ETS'ye İskandinavya gibi bir DLC olarak gelseydi bu, ağzımı kapatırdım. Yani derdim ve ki tamam. Yani diyecek hiçbir şeyimiz yoktu yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Ya senin demek istediğini anlıyorum. DirectX sürümünden tut da ya diyorlar ki işte yetişmedi. Abicim ya kusura bakmasın herkes. Her şeyden önce abicim sen bu oyuna para istiyorsan ve zamanında geliştirmek için Eurotransfer Simulator'dan bir dünya para almışsan ve vaatlerin varsa sen o vaatlerini yerine getireceksin. Adam gibi işini yapıp aynen abi. Çıkartacaksın abicim. Aynen. Yani öpücük vermiyoruz ki. Biz öpücük karşılığında ver babacım iki yanak al sana ATS deseler sesimi çıkartmam, bedavaya oyun iki tane öptüm oyunu aldım derim yani. Öpücükleri bence aynen. Bence SCS'nin bu oyun için bir güzellik yapması lazım. Hani fiyat olarak. Tabii indirim. Zaten ben sana bir şey diyeyim mi? En azından hani bu coğrafyada büyük bir çirkeşte bekledikleri satışı alamadıktan sonra büyük bir indirim ben bekliyorum. Kesinlikle. En azından işte ilk şeyde özel günlerde işte hafta sonları indirimlerine falan bir şekilde girecek abi. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bir şekilde bir indirim bekliyoruz. Hatta ben sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun geliştiricisine direkt mail atacağım arkadaşlar. Bunun için. Görüşlerimizi evet. Belirteceğiz. Şöyle bir şey var. Bu oyunu ben kendim parasını verdim, satın aldım. Evet. Yani bu şekilde şey yapıyorum. 60 lira güzel bir para. Hani iyi bir para kardeşim. Yani Türkiye şartlarında az para değil. Hani şimdi bu adamlar 60 lirayı verecekler bu oyuna ama karşılığında ne alacaklar? Çok fazla bir şey beklemeyin. Ama şu olur. Multiplayer modu eklenir. Haritalar güncellenir. Ne bileyim yeni tır modları, hani farklı tır modelleri eklenir. Modları değil, modelleri eklenir. O zaman derim ki tamam, hani bu oyun olma yolunda gidiyor. Hani verilir, parası alınır. Neyse. Şu anda etmiyor. Şu anda etmiyor arkadaşlar. Şu an biraz beklemenizi ben açıkçası şahsi olarak sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü kimsenin de tutup da karşılığını alamayacağı bir şeye yatırım yapmasını istemiyorum. Tabii. Yani şimdi ben hani senin söylediğine şöyle ufak bir ek yapayım. Hani bu oyun benim sponsorum sayesinde geldi. Çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Hı-hı. Konusu açılmışken ilk taklayı da yapıyordum neredeyse. tam baba yükü bırakmaya az kaldı. Köşeyi dönüyorum. Arabanın bir tanesi ortada böyle lök gibi duruyor abi. Aynen. Sağdan geçebiliyorsun ya. Ulan şuradan kaldırımdan kanıta geçeyim dedim. Bir anda böyle şoför mahalline doğru gidiyordum. Neyse ne diyordum ben? Ne diyordum oğlum ben? Sponsordan geldi falan diyordum. He, sponsor sağ olsun adamlar bir lafımı iki etmedi. Hemen gönderdi ama senin dediğin gibi ben işte kendi paramla bu oyunu alacak olsaydım şu halini gördükten sonra indirim beklerdim. Açık söyleyeyim. Açıkçası ben de beklerdim ama şimdi özellikle seyirciyiz, mecburuz tabii ki. Aynen. Ben şimdi çünkü arkadaşlar bizim ETS serimiz bankodur. Yani evet. Bizim yani ETS'lerimizi izlemeyen yoktur zaten. O yüzden ben özellikle bu oyunu alıp arkadaşlara göstermek istedim. Ki iyi de yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bununla birlikte hani belki bu videoyu çekmeseydim birçok arkadaş da şey yapacaklardı, hani çok fazla bir fikirleri olmayacaktı belki. Tabii. Özellikle arkadaşlara da göstermek istedim. Ya şimdi sen kanalın gereği hani daha editoryal yayınlardan ziyade hemen böyle bakış oynayalım oyunun ilk bir tadını alalım yaptığın için genelde arkadaşların oyun konusunda çok şeyi olmuyor. Ben bazen biraz daha editoryal kısmına giriyorum işin ama ben biliyorum ki sen aslında editoryal olarak da zaten bunu inceliyorsun ve özetlerini veriyorsun ama işte her zaman arkadaşlar o inceliyor
temasları belki yakalayamayabilir senin videonda. Aynen, aynen. Bunu da olur. Bu şekilde konuşarak şey yapmış olduk. Aynen, aynen. Zaten o yüzden özellikle seni de bu videoya davet etmek istedim Barış. Çünkü sen de ETS'de deneyimli bir oyuncusun. Sağ olasın. Ha, özellikle hem böyle beraber bir muhabbet edelim. Hem gırgır şamata yapalım. Hem de bu ilk videolar olduğu için arkadaşlar biraz oyun hakkında konuşmak istedik. O yüzden ilerleyen videolarda böyle daha çok muhabbet videoları gelecek. Selim Dede ile taklalar gelecek, merak etme. Abi. Selim Dede atacak, bir Barış Dede atacak. Aynen aynen. Çok daha farklı oğlum, bu videolar arada gelecek. Geliyorum gidiyorum öndeki trailer'a vuruyorum. Geliyorum gidiyorum. Abi sen tam olarak nereye? Ben şu an park etmeye çalışıyorum ha. Ben de park etmeye çalışıyorum, park edemiyorum. Şimdi düz park edeceğim. Önüme şey trailer koymuş. Oo. Baba park etti yalnız. Oo, eleman bir dakika lan. Burada biri var. Abi adam bak çalışıyor burada. Kim var lan? Evet, ne yapıyor lan bu herif? Abi, evet bu detay ya, güzelmiş. Daha ne detaylar var abi, yakalayamadım. Mesela sana şey o. Otobandasın böyle. Biraz hız yaptın. Bir tane polis geliyor böyle vaa diye yakıyor. Aynen aynen. Aa, 1000 dolar gitmiş. Aynen aynen. Ama bak ben ne beklerdim biliyor musun? Mesela bir ceza mı yaptın? Hemen böyle çekecek abi önüne falan. Şak şak böyle arada böyle bir hani adam arabadan inip yana gelmese de şey olabilir, mesela bir görsellik katabilirlerdi işte polis ceza yazarken falan. Ya, hatırlıyorum ben sanki. Bir oyunda vardı aynen. Pedal of the Metal miydi? Öyle bir şeydi galiba. Öyle bir şey de vardı. Önüne böyle kırıyordu, duruyordun sen. Otomatik oluyordu. Orası aynen. Böyle. Hatta böyle tutuklayıp götürüyordu bile falan böyle. Tabii tabii. Tuhaf şeyler vardı. Bu arada ben park ettim Barış'cığım. Ben de park etmeye çalışıyorum. Daha önce park ettim ama ilk elin günahı olmaz. Gerçi aynen. İlk elde park etmiştim. Yok abi enter'a bastım abi, ya. Aynen. Ya. İş tamamlandı mükemmel. Bakayım. Aynen. Abi ilginç bir şekilde yüke hiç zarar vermemişim. Hayret vallahi. Güzel abi aynen en güzeli. Bu arada arkadaşlar Barış'ın kanalına yani oyun seyre göz atmak için sağ üstteki karta tıklayabilirsiniz. Evet, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa video oldu ama ilerleyen zamanlarda daha uzun videolar gelecek, daha uzun yolculuklar yapacağız. İşte. Özellikle bu haritayı bitirmek istiyoruz. Yani bu ATS'nin bize sunmuş olduğu haritayı komple gezeceğiz, manzaralara göz atacağız. Tabii, tabii. Güzel oynanış videoları da gelecek arkadaşlar. Askerlik anılarımızı anlatacağız. Başımızdan geçen komik şeyleri anlatacağız. Özellikle sen benim kuşaksın ya bir de. Hani ikimiz aynen, de aynı. Aynen. Yaştayız arkadaşlar. Taştığımızı anlatacağız. Aynen. O tadda bir video benim kanalda var arkadaşlar. Mutlaka ona da göz atmadıysanız göz atın mutlaka. Aynen. Diyoruz aynen. Zaten artık bu arada oyun seyir takipçileri için bir şey söylemek istiyorum. Yorumların altına en alakasız oyunda bile Selim Dede nerede, Selim Dede nerede diyen kardeşlerim için gelsin. Aha da Selim Dede. Eksik olmayın arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Kendinize iyi bakın ve oyunla kalın.